Herkese merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yaklaşık 2 ay içerisinde kayısı çekirdeğini nasıl çimlendirebileceğinizi anlatacağım. Bu süreçte bir ayını buzdolabında soğuk katlama ile geçireceğimiz kayısı çekirdeklerini buzdolabında bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde peçetenin içine koyup arkadaşlar, böyle kilitli bir poşete koyup buzdolabının aşağı kısmına koyacağız ki soğuk katlama gerçekleşsin, soğuğu yesin ve güneşi gördüğü zaman artık yavaş yavaş köklenme işlemine başlasın diye buzdolabına soğuk katlamaya koyuyoruz arkadaşlar. Bir ay boyunca beklettik. Bir ay boyunca beklettikten sonra arkadaşlar bunu açacağız. Oyun. Bu bir aylık bekleyişimizle birlikte ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar, hemen onu bahsedeyim. Bildiğiniz gibi normalde biz kayısı çekirdeklerini böyle kağıdın içerisinde köklendirmeye çalışırız. Ve bu köklendirmeye çalıştığımız kayısı çekirdeklerini de bir müddet sonra işte güneş ışığına koyarak köklenme işlemini sağlarız arkadaşlar. Ve biz şimdi bu çekirdekleri şu şekilde arkadaşlar beklettikten sonra, bir ay boyunca beklettikten sonra arkadaşlar, bakın tam şu şekilde böyle göstereyim. Bakın şu sivri kısmı şöyle toprağın içine gelecek şekilde gömeceğiz. Bu şekilde gömmemizin nedeni, kök kısmı bildiğiniz gibi baş tarafından oluyor, yani şu tarafından oluyor ve buradan direktman toprağa girsin diye arkadaşlar. Bu şekilde bir yöntem uyguluyoruz ve bu şekilde ikisini de soktuktan sonra baş kısmını güzelce sulayacağız. Bu şekilde bir ay sonrasına göreceksiniz ki köklenme işlemi tamamıyla olmuş olacak. Böyle elinizle hafiften kaldırmaya çalıştığınız zaman gelmeyecek, çünkü kök kısmı içine iyice gitmiş olacak arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim, aynı şekilde yaklaşık 2 ayda köklendirdiğim kayısı çekirdeklerimi görüyorsunuz. Bakın bir tanesi tamamıyla çok güzel bir şekilde boy verdi, bir tanesi de artık çıkmaya başladı. Burada bir tane daha var, onu sizlere göstermek amacıyla şöyle bir çıkartacağım ve çıkarttıktan sonra kök durumuna bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadaşlar durum bu. Bu şekilde çok rahat bir şekilde 2 ayda köklenmeleri sağlanabiliyor. Siz de bu şekilde kayısı çekirdeğinizi çok rahat biçimde köklendirebilirsiniz ve ilkbahara doğru bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii yılın her zamanında bu işlemi yapabilirsiniz. Ki ben bu zamanlarda, yani Mart ayında denemesini yaptım ve Nisan ayının şu anda birindeyiz ve bu şekilde gösteriyorum sizlere. Bayağı güzel de oldu gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde deneyerek kayısı çekirdeğini çimlendirebilirsiniz. Ben yine gösterme kabadıyla çıkartmıştım ve bunu da şöyle buraya alayım.
Evet arkadaşlar, bu şekilde köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.